الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. فصل في تشويق داود عليه السلام. ونقل در ki قوت القلوب تأبي طالب مكي رحمة الله عليه der ki Hak Teala Hazretleri Davud Aleyhisselam dedi, ya Davud, uçmağı nice anarsın, bana müştak olmayı unutursun. Yani uçma, cenneti çok söylüyorsun, benim aşkımdan az söylüyorsun. Davud Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, sana müştaklar kimlerdir? Sana aşıklar kimlerdir? Hak Teala Hazretleri dedi ki, bana müştaklar onlar değil ki, gönülleri safi olmuştur, temiz, küdurattan. Ve gönülleri yanmıştır. Benim muhabbetimden, benim muhabbetimden gönülleri yanmış ve bütün kirlerden temiz olmuş. Ben dahi onların gönlünü kudret elim ile yarattım. Ve nice dilersem döndürürüm. Ya Davud, müştaklarımın gönlünü rızamdan yarattım. Aşıkların gönlünü rızamdan yarattım. Onların yolunu benden gayriden kestim. Benden başka herkesten yollarını kapattım. Davud Aleyhisselam dedi ki, İlahi, muhabbet ehlini bana göster. Aşk ehlini bana göster. Hak Teala dedi ki, ya Davud, Lübnan dağına var. Onda aşıklarımdan 14 kişi vardır. Benden onlara selam eyle. Ve de ki, sizin beyiniz selam eyler. Ve der ki, siz benim dostumsunuz ve evliyamsınız. Davud Aleyhisselam onlara gelip gördü ki, gözlerinin yaşı çeşmeler gibi akar. Davud Aleyhisselam'ı gördüler, kaçtılar. Davud Aleyhisselam bunlara dedi ki, ben Rabbinizin Resulüyüm. Hak Teala Hazretleri size selam söyledi, selam eder. Yani emniyet indiriyor size. Hiç hacetiniz var mıdır, bir ihtiyacınız var mıdır? Kaçan ki Davud Aleyhisselam'dan bu sözü işittiler, gözlerin yaşı yüzlerinin üstüne revan oldu. Birisi dedi ki, Subhanek, biz senin kulunuz. Oğlu kuluz bizim. Evvel gönlümüz ki senin zikrinden kesilmiş idi. Ol zayi geçen ömrümden ötürü bizi yargıla. Diyor ki, bir ihtiyacınız, o Lübnan'daki 14 aşık kula gönderdi Davud Aleyhisselam, Allahu Teala. Geldi onlara, dedi ki, ben peygamber, kaçtılar o gelince. Dedi ki, ben Allah'ın elçisiyim, size gönderilmiş. Rabbinizden bir isteğiniz var mı? Onlar da bu sefer gözyaşları daha fazla oldu. Ve dediler ki, ben şimdiye kadar Rabbimi zikretmeden zayi ettiğim ömrümden dolayı Allah'tan affımı diliyorum. Beni affetmesini istiyorum, benim ihtiyacım. Birisi böyle demiş. Diğeri dedi ki, İlahi, bize minnet eyle, senin ile bizim aramızdan gökçek nazar etmek ile bize sana nazar etmek ile ikram eyle diye bir tanesi dua etti. Birisi dedi ki, ya Rabbi, sen bilirsin ki bizim senden başka hiç hacetimiz yok. Bizi senin yolunda daim eyle dedi ötekisi de. Hepsi harika dualar yani. Ve birisi dedi ki, İlahi, biz senin rızanı istemekte kasir olduk. Biz senin rızanı isteme konusunda yeterli değiliz. Bize keremle yardım eyle, ikram eyle, yardım eyle, daha güzel isteyelim senden rızanı. Ve birisi dedi ki, İlahi, bizi nutfeden yarattın, bir damla sudan bizi yarattın, sana yakın olalım isteriz. Birisi öyle dua etti. Birisi dedi ki, İlahi, dilimiz tutuldu, sen ulu padişahtan nesne istemekten. Ve biri dahi dedi ki, ya Rabbi, bizim gönlümüze hidayet verdin seni zikretmek ile ve şükründen taksirlik ettiğimizden ötürü bizi yargıla. Senin nimetlerine şükürden aciz kaldığımız için bizi affeyle demiş bir tanesi de. Biri dahi dedi ki, ilahi, kereminden bize nur bağışla. Ol ile zulümattan yürümeye hidayet bulalım. Sen ikram eyle, fazlı kereminden bize nur gönder. Bütün karanlıklarımız aydınlansın o nur ile. Ve biri dahi, ya Rabbi, isteriz ki bizim duamız kabul edip keremin ziyade eyle. Eylesen. Bizi duası kabul eden kullarından eyle ve dualarımızdan
daha fazla da bize ikram eyle diye dua etti bir tanesi. Dedi. Biri dahi dedi ki ilahi isteriz ki bize verdiğin nimetlerini tamam edesin. Burada dünyada ahiretin nimetlerinin sadece yani numunelerini veriyorsun. Bunların tamamına erdi ki cennette oluyor tabii tamamı nimet. Ve biri dahi aşıklardan diğeri dedi ki ya Rabbi dilerim ki beni gözsüz eyleyesin. Dünyaya ve ehli dünyaya bakmayayım. Ve gönlüme nur veresin ki ahirete meşgul olayım dedi bir tanesi. Biri dahi dedi ki ya Rabbi evliyaların hakkı için benim gönlümü senden gayriden kesesin. Senin ile meşgul olayım. Ve biri dahi dedi ki ya Rabbi evliyanın sırlarından bana keşfeyle. Biri dahi dedi ya Rabbi enbiyana olan mükaşefeden bizi mahrum eyleme. Peygamberlere verdiğin manevi ilimlerden bizleri mahrum eyleme. Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri Davud Aleyhisselam dedi ki de ki onlara şöyle söyle. Sözünüzü işittim ve her ne ki istediğiniz ise kabul ettim. Bir yere cem olunuz, ondan geri tenha olun ki ben hicapları keşfedeyim. Bir yere toplanın ve geri dönün ki ben aradaki perdeleri kaldıracağım diyor. Benim ile sizin aranızda ondan sonra benim ile olun. Aramızda olan perdeyi kaldıracağım. Ondan sonra hep benimle olun. Ve cemalime nazar edin ve bana gökçek zan, güzel zan içerisinde olun. Dünyadan ve ehli dünyadan kesilin ve halvette benim münacatıma meşgul olun. Benimle konuşmayla devamlı. Bana yakarın, bana yalvarın, hep bununla meşgul olun. Benim gayrime benden başkaya bakmayın. Benden gayri kimseden korkmayın. Ve ona muhtaç olmak ki ben size Firdevsi Ala'da vatan vereyim. Daim benim cemalim ile müşerref olun. Benden başkasından korkmayın. Hiçbirisinden bir ihtiyaç içerisine düşmeyin ki ben size en yüce Firdevs cennetlerini vatan edeyim ve daima benim cemalim ile müşerref edeyim diyor Mevlamız. Evet. Orada kalalım. Allah Subhanahu ve Teala bu duaların hepsinden bize de bir nasip ikram eylesin Celle Celaluhu. Amin. Allah'a tevfik. Muhammedin Habibi. Muhammedin Fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.